Hepportal.com'a giriyoruz. Help Academy'ye tıklıyoruz. Daha sonra aşağıda eğitimci olmak istiyorum bölümü var. Hemen başvura tıkladığımızda bizim önümüze bir başvuru formu açılıyor. Eğer kendi elinizde bulunan bir bayi üzerinden başvuruyorsanız önere yapan firma, şehir ve ünvanını lütfen yazınız. Ve buradaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra göndere tıklayın. 24 saat içinde size burada oluşturmuş olduğunuz e-mail ve şifrenizle giriş yapma hakkı size sunulacak. Daha sonra admin.kursadresi.com'a giriş yapıyoruz. E-mailimizi ve şifremizi giriyoruz ve giriş butonuna tıklıyoruz. Giriş butonuna tıkladıktan sonra bizi admin sayfası karşılıyor. Yani bu admin paneli uzmanlarımızın admin panelidir. Sağ taraf üst tarafta uzman profili yer alacak. Uzman profiline tıklıyoruz. Bu uzman profiline girmeden hiçbir şekilde birebir sınıf ortamında veya VIP hizmeti veremezsiniz. Kayıt formunu muhakkak dolduruyoruz. Ünvan, eğer İngilizce öğretmeniyse İngilizce öğretmenliği, fense fen ve benzeri, diyetisyense diyetisyen, artık hangi ünvandaysanız bunu yazıyorsunuz. Kurum adına Help Academy yazıyoruz. Sizinle ilgili hakkınızda bio, kısa bio'nuzu buraya yazabilirsiniz. Eğer burada birebir eğitimi ne kadara vermek istiyorsanız randevu fiyatına onu yazıyorsunuz. Daha sonra sizin bize yazmış olduğunuz uzmanlık alanınızı buradan seçiyorsunuz. Bu sefer birebir eğitim için bir tane örnek hazırlamış oluyoruz. Uzmanlık alanınız neyse burada nasıl bir eğitim verecekseniz bunu yazıyorsunuz. Hangi branşta eğitim, mesela fen eğitimi verecekseniz fen bilgisi birebir eğitim yazabilirsiniz. Buradaki açıklama alanına fenle ilgili neleri anlatabileceğinizi yazabilirsiniz. Burada bu da eğitimi kaç dakikada vereceğiniz ve fiyatınızı yazıp OK'ye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizi daha farklı bir sayfaya yönlendirecek. Biz kayıt formunu oluşturduktan sonra yine Help Academy yöneticilerine sizin kayıt formunuz düşüyor. Kayıt formunuz düştükten sonra ve incelemeler yapıldıktan kısa bir süre sonra sizin hesabınız onanıyor. Yine uzman profiline tıkladığınızda bu sefer onaylı hesap olarak bilgilerinizin açıldığını göreceksiniz. Bu bilgilerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu sefer uzmanlık alanlarına tıklıyoruz. Uzmanlık alanlarında birebir vereceğiniz eğitimlerin dakikası, konusu ve ücreti yazıyor. Servis ekleden bunu ekliyoruz. Bununla ilgili eğitimi daha sonra vereceğimiz için bu alana geçiyoruz. Bu sefer özgeçmiş alanımız var. Eğitim geçmişinizi eğitim ekli kısmından okul adı, tarihi yaparak da ekliyorsunuz. Çalışma geçmişiniz var. Çalışma ekli alanına tıklayarak çalıştığınız iş yerinin başlangıç ve bitiş tarihini ve açıklamasını yazarak ekleye tıklıyorsunuz. Sertifikalarınızı da aynı şekilde girmiş oluyoruz. Bu alan bütün kursiyer, öğrenci, danışanların görebileceği bir alandır. Daha sonra hemen yanında banka hesap bölümü var. Bankaya tıkladığımızda sadece hep akademi yöneticilerinin gördüğü bir alandır. Hiç kimse bu alanı göremez. Bu alan size vermiş olduğunuz eğitimler karşılığında ödenecek ücretin olduğu alandır. Eğer bireysel hesapsanız, bireysel olarak eğitim veriyorsanız bireysele, sağır şirketiyseniz sağır şirketi, limited ve anonim şirketiyseniz burayı tıklıyorsunuz, seçiyorsunuz. Seçtikten sonra kendi adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. İletişim numaranızı yazıyorsunuz. Vergi dairesi varsa TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Yaşam şirket ünvanınız varsa fatura kesmek için bu alanı yazıyorsunuz. E-mail, daha sonra adresinizi yazıyorsunuz ve banka IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Banka IBAN'ınızın yanlış girilmesi veya girilmemesi neticesinde vermiş olduğunuz eğitimlerin hiçbir şekilde ücret yatırımı sizin hesabınıza yatırılmamış olacak. O yüzden IBAN'ınızı muhakkak kontrol edin. Daha sonra kaydete basarak bu banka bilgilerini de kaydetmiş oluyoruz.